Merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Birçok izleyicim hangi makineyi alalım diye sormuş. Ben de size bütün makineleri dizdim. Gördüğünüz gibi bunlar kullandıklarım. Daha önce kullandıklarım daha doğrusu. Bununla bu aynı arkadaşlar. Ama bu çakması. Birçok seyircim sormuş bana işte bunun çakması var mı diye. Var. Ama ismi değişik gördüğünüz gibi. Ama VAL 8148 yazarsanız bunun çakması gelmez. İçeriği aynı ama dediğim gibi burada tarak, burası plastik, kırılabilir. Ama bunda tarakların metaldir. Yani bu kısmı metal, kırılmaz yani. Bu makinenin de iş yerinde olduğu için sadece kutusunu getirebildim. Bu da PowerTech. Gördüğünüz gibi bu da PowerTech. Nasıl arabalar kendini yeniledikçe bunlar da kendilerini yeniliyorlar. Gördüğünüz gibi kasa değişmiş. Bu düz, bu hafif bombeli. Tarakları dahil aynı. Yani o yüzden makineyi detaylı anlatan diyen arkadaş, yani bu Panasonic. Bu da Panasonic. Bu onun üstü. Gördüğünüz gibi içerikleri aynı. Dediğim gibi taraklar değişiyor sadece. Atıyorum bu tarafı taktığınız zaman 3. Bu tarafı çevirip taktığınız zaman 4 oluyor. Örneğin bu makinede buralar sıkıntı. Kırılabilir. Bir de artı, bu bayan kuaförler için tasarlanmış bir makinedir. Örneğin bayan kuaförleri genelde saçı böyle alıp bu şekil kesiyorlar. Yani bu sizin işinizi görmez. Onu söyleyeyim. Sağlam makine mi? Sağlam. Şu an 2,5 milyar olmuş bu. Japon malıdır Panasonic. Ben her zaman söylüyorum. Makinede her zaman Almanlar iyi diye düşünüyorum. Örneğin bu da Valve'in ürünü. Dediğim gibi kasa değişmiş. İçeriği aynı. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Genelde erkekler hep araba sevdalısı olduğu için, atıyorum işte bu Doğan, bu BMW, Audi, işte bu da Alman malı olduğu için Volkswagen diyelim, yani sağlam iş görür yani. Bu ense makinesi. Sakal veya ense makinesi. İşte bazı arkadaşlar bana şey demişler. İşte makinenin inceliklerini bana tek tek anlatır mısın? Yani makinenin incelikleri tek tek anlatmam için şöyle söyleyeyim. Bütün içeriği aynı. Bütün makinenin içeriği aynı. Sadece dediğim gibi kasa değişiyor. Bana sorarsanız hangi makineyi alayım? Ben yine söylüyorum, bu makineyi alayım. Ya bir defa para verin. Şu an 1 milyar olmuş tahminim. Bakmadım internetten. Neden diye sorarsanız bunda tarak çeşidi çok. Daha iyi kesim yaparsın. Kuaförler de öyle zaten. Örneğin bir kuaföre bu makineyi ver, bir de bu makineyi ver. Saç tıraşının değiştiğini göreceksiniz. Ya da makas. Ya ben size profesyonel makas falan alın demiyorum. Şöyle anlatayım. Şimdi bu neşter makas arkadaşlar. Bu klasik makas. Gördüğünüz gibi değişiyor. Neden diye soracaksanız, biz kuaförler saçı genelde böyle keseriz. Çünkü saçın bu tarafa atıldığı zaman saçta yığılma olduğu için saçın aralarını esnetir ve
daha dökümlü durmasını sağlarsın. Ama bu klasik kesim içindir. Neden? Bu bileğe göre tasarlanmıştır. Mesela bunu keserken biraz daha zorlanırız. Bir de artı bu buraları tırtırlıdır. Yani bu düz. Bildiğiniz jilet gibi keser. Yani bu profesyonel kuaförler için geçerlidir. Bu da halk dilinde taraklı makas diyorlar. Biz buna file makası diyoruz. Bu da dediğim gibi, yani bunu almanıza gerek yok. Bu dediğim gibi uzun saçlarda, dalgalı kıvırcık saçlar için geçerlidir. Ya bazı kuaförler dediğim gibi hızlıca kesip bir an önce işini bitirmek için bu makası da kullanırlar. Yani işin hilesidir bu aslında. Dipten vurduğu zaman saç istediği gibi düz gözükür ama bir hafta sonra saç yamulur. Yani her işin hilesi olduğu gibi kuaförlerin de hilesi var. Ya ben de kuaförüm. Dediğim gibi meslektaşlar bombalayabilirler beni. Yine söylüyorum. Ya küfür edenler var. Ne bileyim, konuşmama takılı kalanlar var. İşte neden çok arkadaş diyorsun falan diyenler var. Ya ne diyeyim bilmiyorum. Her neyse. Yani ben size sadece evde nasıl saç kesilir veya hangi makineyi alın diye, yani sizi kandırmasınlar diye o yüzden uyarılarda bulunuyorum ama siz nasıl değerlendirirsiniz bilmiyorum. Ya zorlu bir süreçten geçiyoruz. Yani ben de çok zorlu bir süreçten geçtim. Beni bilen biliyor zaten. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Bu benim kendi fikrim. Nasıl olur bilmiyorum. Yani artık 60 yaş üstü veya 60 yaş, 55 yaş gibiler kuaföre gelmez artık. Onu biliyorum. Çocuklar da artık gelmeyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü birçok kişi makine aldı. 3'e vurur geçer diye düşünüyorum. Yani artık bize de orta yaş seviyesi kalıyor. Bakalım nasip kısmet diyelim. Başka sormanız gereken soru varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Size her türlü aydınlatmaya çalışacağım. Ünlü bir düşünür ne demiş? Ucuz mal alacak kadar zengin değilim demiş. Yani o yüzden bu makineye 1 lira vereceksiniz. Yani bu makası, bu makineyi, peluarı, işte bu tarz şeyi kurma, düzmeniz için toplam 1,5 milyar para vereceksiniz. Ya da şöyle anlatayım. Burada da bazı arkadaşlarla, müşterilerle bazı konularda anlaşamıyoruz. Adama diyorum ki işte hangi sigara içiyorsun? Atıyorum bu sigara içiyorum. Kaç lira veriyorsun? Şu an 15 lira bildiğim kadarıyla en düşük sigara, ya da 10 lira diyelim. Buna her gün para veriyorsun ama kuaföre geldiğin zaman, 15 güne bir geldiğin zaman, yani çıkıp 30-40 lira istediğin zaman adam karşı çıkıyor buna yani. Bizim iş de zor. Yani insanları mutlu etmek gerçekten çok zor. Onun farkındayım. Ama elimizden geldiği kadarıyla işimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Köstek olanlar var mı? İlla ki var. Bu şekilde arkadaşlar size bu tarz yardım edebilirim. Başka sormanız gereken soru varsa dediğim gibi yorum bölümüne yazarak sizi daha çok aydınlatmaya çalışacağım. Bazıları dediği gibi işte modelli saç kesemiyorsun falan, şudur budur. Yani arkadaşlar, modelli saç kesemiyorsun diye bir şey yok. Ben keserim. Kesmem diye bir şey yok. Ben size sadece, yani eline ilk kez makine almış, ilk kez saç kesecekler için o tarz video çektim. Yani şimdi adam daha düz kesmeyi bilmezken modelli kesime nasıl fırlayacak bilmiyorum. Çünkü bir stajyer bile bize geldiği zaman 3 senesi sürüyor tam. Tam 3 sene sürüyor yani. Makineye alışması, saça alışması, insanların kafa yapısı değişiyor. Herkesin kafa yapısı bir değil. Adam geliyor işte beni böyle saç kesimi yap.
Şimdi gösterdiği kişiyle kendinin alakası bile yok. Ya saç yapısı bir değil, suratı bir değil. En çok bunlarda sıkıntı çekiyoruz. Yani aslında herkesin kendine göre bir tarzı var. Kuaförlere bıraksalar ona göre model uyduracaklar ama dediğim gibi biraz da semte göre değişiyor. Değişiyor o. İşte bana bu yakışır mı? Bana şu gider mi? Bana bu ünlünün saçı gider mi? Gitmez kardeşim çünkü sen öyle birisi değilsin. Öyle söyleyeyim. Yani gözün aynı renk değil. Saç yapın aynı renk değil. Surat yapın aynı değil. Nasıl olacak? Yakışmaz yani. Kuaföre bıraktığınız zaman saçın yatımına göre, saçın hacmine göre saç modelleri var. Bu yüzden bilmiyorum, o konulara pek girmek istemiyorum. Herkesin kendi nacizane fikridir. Beni ilgilendirmiyor orası. Ben sadece makineleri tanıtmak için buradayım. Dediğim gibi bunların hepsini kullandım ben. Bunlar öldü artık, çöp. Bu 2,5 milyar. Bu 1,5 milyar. Bu 800 lira. Bu 300 lira. Bu 700 lira. Bu 200 lira. Yani 500 lira gözden çıkacaksınız. Bu kadar basit. Dediğim gibi sadece taraklar değişiyor. Aslında hepsinin içeriği aynı. Bu makinenin içeriği tarak çeşidinin çok olması. Yani sizin evde rahat kesebilmeniz için tasarlanmış. Kuaförler için de yani. Önceden el makinesi vardı, Zaza diye. Eskiler bilir. Daha sonra kabloluya geçildi. Daha sonra şarjlıya geçildi. Yani belki ileride robot da yapacaklar. Yani o da olabilir. Nasıl ameliyatı robot yapıyor? Yani saçı da bir gün robot kesecek diye düşünüyorum ben. Ya o zaman biz ne yaparız? Onu da bilmiyorum. Düşünmedim hiç yani. Yaşayıp görmek lazım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.